Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Ümraniye'deyiz. Marketing nedir? Umarım merak ediyorsunuzdur. Marketing ile ilgili tüm merak edilen soruların cevabını Devran Bey'den alacağız. O zaman röportajımıza geçelim. Hoş geldiniz Devran Bey, programımıza nasılsınız? Sağ olun, siz? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Devran Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içerisindedir? Ben yaklaşık 17 yıldır bu sektörün içerisinde hava mesleği, mobilyacılıktan alıp bu işi teknolojiyle harmanlayarak bir yerlere getirmeye çalışıyorum açıkçası, kendi çapımda. Marketing nedir? Bildiğiniz gibi çok duyulmayan bir sektör. Evet. Biraz bilgi verir misiniz? Nasıl ortaya çıkmıştır? Marketing eski Mısır'da Kleopatra'nın baskılarıyla kendi sarayına süsletmek amacıyla bir anda ortaya çıkarılan barbozlar tarafından, ismi bilinmeyen bir barboz tarafından ortaya çıkarılan bir sanat. Günümüze kadar çeşitli saray süslemelerinde o eski çağlarda kullanılmış Fransızların, İranlıların ve Afganların özellikle bu sektörü saray süslemelerinde kullanarak günümüze kadar yavaş yavaş gelmiş bir sanat. Osmanlı döneminde de açıkçası Fatih Sultan Mehmet'in meslek olarak kullandığı bir sanat. Ve daha sonra çağımızın gelişmeleriyle beraber biraz daha her eski sanatta olduğu gibi unutulmaya yüz tutmuş bir emek yoğun bir sanat değil. Yani ahşap kullanarak yapılıyor değil mi? Evet. Çeşitli renkte dokuda kaplamaları keserek birbirlerinin içine yerleştirme şekliyle. Önceden bu cila kullanılmayarak ama şu an teknolojiyle cila kullanılarak çeşitli şekilde şekiller verilerek oluşturulan mobilya türleri. Bunların tamamı kişi özel. Çünkü aynı kaplamadan başka ikincisini bulma şansınız olmadığı için tamamen kişi özel, kişiye özgü, kişinin tarzını yansıtan ürünler olarak meydana çıkıyor. Yani tasarım üzerine çalışıyorsunuz. Kesinlikle tasarım üzerine çalışıyoruz. Peki, üretim aşamasından biraz bahseder misiniz biraz? Tabii. Şöyle, ilk önce bu üretim aşaması sipariş esnasında kaplamaların ve dokuların seçimiyle başlıyor. Kaplama, renk ve doku seçimi yapıldıktan sonra istenen ürüne göre çizimler gerçekleştirilir. Çizimlere göre daha sonra motifler birbirinin içine ekleme yoluyla bütünleştirilip ürün haline getiriliyor. Peki, ahşap kullanılıyor demiştiniz. En çok kullanılan ağaç hangisi? En çok kullanılan bu işte genelde meşe ağacı çok kullanılıyor. Çünkü doku olarak, renk olarak işlemesi zor. Fakat vazgeçilmesi imkansız bir ağaç olarak. Ama tabii ki dönemsel olarak ceviz, akça ağaç tarzı kaplamalarda, kiraz tarzı kaplamalarda dönem dönem revaçlı oluyor, kayboluyor, öyle söylüyor. Üretim süresi nasıl oluyor? Üretim süresi yapılacak işin zorluğuna göre değişiyor açıkçası. Biraz daha basit gelen motiflerde biraz daha hızlı çıkıyor ama çok detaylı, yoğun, emek yoğun işlerde tabi bunun günle, haftayla ölçülecek kadar zaman oluyor açıkçası. Müşteri talepleri nasılsa? Müşteri talepleri genelde insanların bu marketing işini ilk önce kendini istemesiyle başlıyor. Daha sonra bunu çeşitli mağazalarda, mobilya satan mağazalarda, showroomlarda beğenerek tarafımıza ulaşılıyor. Kişisel olarak da ulaşanlar var. Daha çok insanların isteğine göre tasarımlar da yaptığımız oluyor. Yani aslında burada sadece üretim gerçekleştiriyorsunuz, satış yapmıyorsunuz. Satış yapmıyorum, evet. Sadece üretim gerçekleştiriyorum. 3, 2, 3, 5. İleriye dönük hedefleriniz neler? Şöyle, açıkça söylemek gerekirse bu marketing sektöründe yeterli yetişen eleman olmadığı için biz de belli bir süre sonra bu işi yorulduğumuzdan dolayı bırakmak zorunda kalırız tabii. Ama ileriye dönük hedeflerimde daha çok modüler mobilya sisteminde altyapı hazırlayıp bu şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyorum. dolapmodelim.com şeklinde bir sistem var. Orada insanlar girip kendine özgü, herhangi bir kalaba bağlı kalmadan istedikleri tasarımları yapıp işte sipariş olarak dönüyorlar ve biz de insanlara ister evlerine montaj yapılacak şekilde, isterse kendileri gelip alacak şekilde hizmet sunuyoruz. Peki, izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse hangi mecralardan ulaşabilirler? Instagram'dan dolap modeli ve DG Design olarak ve ayrıca dolapmodeli.com sitesinden adres ve telefon bilgilerimize ulaşabilirler. Röportajımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz var mı? Umarım sanata ve emeğe
bağlı kalırız, gelecek nesillerimize aktarabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, sağ olun. Mark içeriği ile alakalı merak edilen tüm soruların cevabını Devran Bey'den aldık. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.